Markete uğradım. Birkaç bir şey satın aldım. Ve günün sonu. Hava iyice kararmaya başladı. Ve biz de zaten sonuna kadar geldik. Harika oluyor ya. Bayıldım ben buna. Arabayı hemen şuraya park ettim. Toplamda sen ne kadar ödedin bütün bu işlemi? Herkese günaydın. Bugün yepyeni bir günle, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün ablamla birlikte Hatay usulü kışlık domates yapacağız. Kavanozlara dolduracağız. Güzel bir video olacak, eğleneceğiz. Siz de bizimle birlikte eğleneceksiniz umarım. Hemen şimdi arabayı şuraya arka tarafa park ettim. Domates kasalarını arka tarafa suyun yanına götüreceğiz. Hadi başlayalım. Arabayı hemen şuraya park ettim. Daha yakın olsun diye bahçeye. Şimdi buraya açıl susam açıl diyelim de. Birkaç kasayı indirdik dün. Bunlar burada kaldı. Şimdi bahçeye yakın bir yere taşıyalım. Hadi bakalım sıvayalım kolları. Burası suya en yakın olan yer. O yüzden burada oturalım diyorum. Kadir burada mı? Şimdi kararımızı değiştirdik çünkü birazdan oraya güneş gelecek arkadaşlar, şuraya. Bu nedenle şuraya şöyle ufak bir halı açtık. Piknik örtüsünü koyduk üstüne. Domatesleri şimdi buraya taşımaya başladım. Bu iki dolabın içine su doldurup domatesleri içine koyacağız yıkamak için. Sonra şurada da doğrayıp şöyle kazanın içine dolduracağız. İki büyük kazan getirdik restoranttan. Onlar da şurada. Şöyle kazanların içine doğradığımız domatesi yerleştirip kaynatacağız. Hadi bakalım başlayalım. Şu domates çok güzel. Tam kavanoza doldurmak için. Mis gibi. Bu da normal domates. İki çeşit evet. Bu daha da şahane bir şey. Bir kasa daha boşalt Gizem su dolarken. Allah. Anne yardıma gel yardıma. Türkiye'ye bağlanıyoruz şu anda. Harika. Çocukluğuma döndüm resmen. Her şey senin başın altından çıkıyor zaten. Tam da domates buradayken biz nasıl orada oturacağız? Böyle sandalyeyi koyup bir başına sen bir başına ben oturmamız lazım. Şöyle yani yapmamız lazım. Şu senin önünde, bunun içine sen doğrayacaksın. Tam yaklaştır oraya canım. Bu benim önümde, halıya ben yaklaştır. Evet, gayet net görünüyoruz bence. Hadi başlayalım. Domates kızartıyorum. Akşam yemeği için mi? Sen orada yapamazsın. Çok güzel, evet. Daha ne şurada yapacağım? Oturup şuradan domatesi alman lazım. Ben sana yıkayıp vereyim o zaman. Tamam, mutlu ver bana. Yani iki iş çıkarıyorsun. Tamam, iki iş çıkarıyorsun. Hadi bakayım. Bir de onun içine dökeceğiz. Çok iyi, küçük doğramanı istiyorum. Niye?
Hani salçalık olmayacak. Salçalık, biz büyük doğuruyorduk salçalık. Ben beğenmedin mi geçen gün açtığım kavanozu? Gayet iyiydi. Beğendim ben bu domatesi. Şöyle kırk diye yiyorsun yani. Kabuklardan da bir şey yapıyorlar, yapsak mı? Ne gibi bir şey? Şunu kenara ayırayım, bunun başını kes. Sadece başında bir şey olmuş. Anne baba nerede? Vav, kopla kopla. Yaptı, ben kaçırırım. Tamam anne. Tamam, ben yemeye başlıyorum. Kim ne yaparsa yapsın. Hemen, başla haydi. Yürü, hayırlı. Amacımız ne bizim burada? O sadece yiyor anne. Aynı. Gizem'in bir işe yaradığı yok. Vallahi yaptı. Baba ama yapmam. Bakal hek ama sayı. Aşo ama yapma. Yapalım mı domates lan? Canım ama yapma dediğin ne yemek yaparsam, taze fasulye bile yapsan domates doğrayacaksın içine. Nasıl yani? Bütün soyduklarımızı bir yere koyalım, sonra doğramaya başlarız. Ben ne yapıyorum? Bütün kardeşler görüntülü aramalı. Yok, ben aramıştım onu, o yüzden arıyor. Olabilir. Böyle olmaz, üstüne su dökmen lazım. Şeyi aç. Tamam, dökeceğim. Su getir. Hadi bakalım, hızlan, hızlan biraz. Çalış köle. Bir su dökülüyor aşağıda. Neyi açtın? Bir şey açılmış. Bilmiyorum. Neyi az önce açılmış? Dökülmüyordu. Sen demek ki bir şeye çarptın. Bak düşünsene ne kadar kısırsa öyle hortum ısınmış, su ısınmış. Havuzun o şeyini koysak demek ki havuza girebiliriz. Evet. Hemen ısınır. Güneş, güneş çok keskin. Havuzu aç da biraz yıkansın. Üstündeki şeyleri de toplayalım biraz, yaprakları. Kadir'i uyandıralım da biraz yaprakları toplasın. Akşama yemeği havuzun kenarında yeriz. Yeter mi? Dökülmüyorsa yeter. Tamam, haydi yallah. Uza. Başka bir yere doğrasan keşke. Yok. Çünkü birazdan aradan bulmaya çalışacaksın hangisini doğradığını. Yok etme. Yıllarca her zaman öyle yaptık. Şimdi mi değişecek? Spreyi de getir, burada bırak. Birazdan lazım olur. Hava kararıyor. Şu an artık Gizem video izlemeye başladı. Birazdan sıkılırız. Aslında bilgisayarı karşıya açalım. Hı-hı. Oradan bir şeyler açalım. Kocaman izleyelim. Olur. Mantıklı. Ama kaçıncı bölümü açayım? Esnaflığın kitabını yazdım bölümünü açayım mı? Çok komik ya.
Bakın burada ne varmış. 2 saattir domatesi doğruyorum şurada. Sonra petek geldi şurada. Şunu önerdi sağ olsun. Şimdi bununla 2 dakikada şunları doğrayacağım. Aldığını varsa 30-30 da o 60-90 dolar. Fastek. Sonra toplamda sen ne kadar ödedin bütün bu işlemi? Gene gayet ucuza yapmışsın petek. Sür ödedik. Tadın. Çok güzel oluyor bence. Hem de çok hızlı. Nasıl olduğunu bilmiyordum ben. Hepsine sattım. No. Taneyle satılıyor. Neyse. Hasibe 60 i̇şte vermiş. Tekerleri söyledi. 30, 30. Audi evet, olduğu bak, için 60-60. Normalde 60. Böyle bir çukur oluyor içinde. Bir de şeyler oluyor. Böyle küçük küçük de bir ortasında. O tamamen silinmiş bende. Teker dümdüz olmuş üstü. Evet doğru dedi, çok tehlikeli okaysın, Kadir de dedi. Kışı da geçirdin. Biliyorum dedim. Kışın kar olmuş yarım metre. Petek kediyi almaya gidecekti o arabayla. İnanır mısın? İnanırız. Ben onu Audi ile götürdüm. Gidiyordum. Gidiyordum ben durdurdum gidiyordum seni arabadan indirdim. Allah korusun başına bir şey geldiğinde. Şey neyse. Dersen geliyorum Allah'ın yanına. İşte iki filtre gösterdi. Biri arabanın içi için. Harika oluyor ya. Bayıldım ben buna. Bayağı hızlandık. Aslında şey var. Ne var? Semerkant. Semerkant. Semerkant buraya 35 dakika mıydı? Evet. Ben 45 sanıyordum. Yok 35-40 dakika. Değişiyor şey, bazen trafiğe göre. Kore hot dog'larını biliyor musun? Evet. İçine ya hot dog ya da mozzarella cheese koyuyor. Dışına da istediğin hani plain bread şeyi var. Doğulistan'da gittiğimiz Kore yeri var ya, onun aynısı Türkiye'de İstanbul'da açılmış. Şok oldum. Her şeyin aynısını yapmışlar. O küçük böyle hamur gibi bir şey var ya, böyle katlamışlar, içine et koymuşlar. Onu bile yapıyorlarmış. Ne zaman gittin denedin? Oldu. Dün diyorum. Seni gittin seni. Yanında bowling salonu vardı, Domino's vardı. Evet, bowling salonuna gitmiştik de bir kere biz rezervasyon yapmadığımız için girmedik, hatırlıyor musun? Evet. Yorulduk. İkinci kata çıkıyorsun, merdiveni var. İkinci katta çatı katı var. Acayip bir şey. 32 bin dolar bulmuş. Çok pahalı. Sonra meğer sıfır yaparlarmış. Neyi gördüğümüz 82 bin miydi? Ama o garaj değil ki, bildiğin ev. Ev değil, garaj. 3 odalı evdi o. Resim malzemelerini içine koyarsak muhteşem olur. Bunu da bağlayacağım. Ağaç evini yapacağım. Merdiveni olacak. Ama ağaç evini mi tutacağım? Sigortasız bir şeysiz. Zaten onlar petek gittikten sonra sigortaya ne yapalım? Onlar bacağı olacak. Bir de iki tane bacağı kendimiz yapmamız lazım. Burada petek Kadir'i arasana, gelsin burada uyusun. Evet, şimdi domatesi kavanoza doldurma zamanı. Biraz zeytinyağı ekledik. Şimdi biraz da tuz ekleyeceğiz. Bayağı kavanoza ihtiyacımız olacak. Çünkü bayağı çok bereketli bir domates oldu. Kavanozlar hazır. Evet, geldik doldurma faslına. Kaynarken doldurmamız lazım. Bu nedenle biraz piştim. Şu an insanın ekmek batırıp yiyesi geliyor.
Hava iyice kararmaya başladı. Ve biz de zaten sonuna kadar geldik. Kavanozlar yetersiz geldiği için ablam birkaç kavanoz bulmaya gitti. Bakalım bulabilirse şu son kalan dibi de koyacağız ve bitireceğiz. Evet ve günün sonu. Arkadaşlar o kadar çok kavanoz doldurduk ki sonunda başka çaremiz kalmadı. Kavanoz da kalmadı. Şöyle büyük bidonlara doldurduk. Büyük kavanozlara. Şöyle vakumlu kaplara. Mecbur kaldık çünkü saat bayağı geç oldu ve elimizde hiçbir kavanoz kalmadı. En azından bunları domates çorbasına falan kullanırız. Bir de elimi kestim. Son anda şu olmasaydı iyiydi. Domatesi parçaladığımız kabı yıkarken çok keskin bir tarafına denk geldi ve parmağımı kestim. Çok iyi bir iş çıkardık bugün. Kendimizi tebrik ediyoruz yani. Bayağı başarılıydı. Kışa hazırız. Üstüm başım domates oldu. Rezalet bir durumdayız. Domatesi parçalarken her yanımıza sıçradı. Şimdi duş zamanı. Çadılar Bayramı yaklaştığı için şöyle kabak dolmuş her yan, her taraf. Çok hoş görünmüyorlar mı? Şu minikler. Evet, markete uğradım. Birkaç bir şey satın aldım. Ellerim doluydu. Dolu dolu indim. Dolu dolu geldim eve. Her şeyi yerleştirdim. Biraz terledim. Şu rujumu tazeleyeceğim. Ondan sonra ufak bir işim daha var. Yine dışarı çıkacağım. Şu dudağımdakini sildim. Şimdi şöyle bir dudak kalemi süreceğim. Şu yeni aldığım Jaclyn'in nude renkte bir dudak kalemini süreceğim. Dudak kalemi sürünce rujun kalıcılığı çok fazla artıyor. Evet, şöyle nude bir dudak kalemi uyguladım. MAC'in şöyle pembiş bir, pembe bir rujunu değdireceğim. Pembe giyinmişim bugün. Çok hafif de dudaklarımın pembe olmasını istiyorum. Bunun rengi çok güzel oldu. Bu Pat McGrath'ın yine aldığım parlatıcısını bayıla bayıla kullanıyorum şu an. Şöyle bir rengi var. Yine şu gözlüğümü takacağım. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Çok çok uzatmak istemiyorum yine videoyu. 25-30 dakika olmasın. Umarım çekimlerimi beğenmişsinizdir. Yeni kameramla çekiyorum bütün videoları. Yine güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.